Bora'nın hastalığının tanısı 4 yıl önce kondu, 8 yaşındayken. Doğuştan pes ekinavatüs dedikleri bir çarpık ayakla ilgili bir problemle biz başladık sürece. Yalnız bu süreci giderdik. İşin ortopedik tarafını biz hallettik. Boran yürümede ayaklarını içe doğru atıyordu. Ondan sonraki süreçte merdiven çıkmakta zorlanmaya başladığında doktorları farklı bir şey olabileceği noktasında biraz başka bir şeyler olabileceğinden şüphelendiler. Bu sebeple bizi bir üniversite hastanesine, bir hastaneye kas bölümüne sevk ettiler. Kas bölümüne sevk ettikleri gün bir kan tahlilinden Bora'nın DM'de yani Duchenne musküler distrofi olabileceği tanısıyla şüphe başladı bu olay. Sonra iki tane farklı gen testi yaptık birer arayla. Maalesef iki gen testinin sonucunda da Bora'nın DM'de olduğu ve 45. egzonunda bir silinme olduğu tanısı kesinleşti. O öğrendiğimiz günde Bora'nın maalesef şu anki tanısı konmuş hastalığının bir dünya üzerinde bir tedavisi yoktu. 5000 erkek çocukta bir görülen bir hastalıktı bu. Genetik geçişli bir X kromozomlu bir kas hastalığıydı, bir nöromüsküler hastalıktı. Biz de bu süreçte hastalığın ne olduğunu, nerelerde tedavi umudu olabileceğini, hastanın ilerleyiş sürecini, nasıl gidebileceği noktasında araştırmalar yaptık. Dünyanın birçok ülkesinden, İngiltere'den tutun Amerika'ya, Japonya'ya, Hollanda'ya, bu hastalıkla ilgili çalışmalar yapan doktorlara, Kanada'ya kadar yazışmalar, mailleşmeler ki önemimiz de pandemi dönemiydi. O noktada biraz da sadece Zoom üzerinden, sadece canlı bağlantılar üzerinden biz doktorlarla ve hastanelerle kontaklar kurabildik. Şunu öğrendik biz hastalık sürecinde, Bora'nın diri durması gerektiği, vücudunun, fiziğinin ve kas yapısının diri durması gerektiği olası bir tedavide, zinde ve ayakta durması gerektiğini öğrendik. Biz bunun için 4 yıl boyunca mücadele ettik. Nihayetinde yaklaşık 20 yıldır Jerry Mendel Hoca'nın Sarepta firmasının üzerinde çalıştığı Elevidis diye bir gen terapisi, gen transferi tedavisi biz takip ediyorduk zaten. 21 Haziran 2023'te 4 ve 6 yaş grubu için FDA onayı aldı. Yani Amerikan İlaç Dairesi'nden onay aldı. Bu arada bizim umutlarımızda yeşerdi ki 3 yıl geçmişti biz tanıyı aldıktan sonraki süreçte. Bekledik yaş grubunun genişletilebileceğini. Çünkü bu aranın o arada yani 8-11 yaşım, 8 yıl, 8 yaşındaydı. Sonra 11 yaşındaydı bu sonucu aldığımızda. Umutla bekledik. Bu yılın da 21 Haziran'ında FDA yani yine Amerikan İlaç Dairesi 4 yaş ve üzeri bütün çocuklar için, yürüyebilen bütün çocuklar için tedaviyi onayladı. Şu anda tedavi sadece dünyada 3 ülkede uygulanıyor. Amerika'da başta, Dubai ve Katar'da uygulanıyor bir tedavi. Bunlar vücudumuza virüsler kanalıyla enjekte edilen kodlanmış gen transferleri şeklinde oluyor. Hem maliyetli hem zor hem de her çocuğa uymayan bir tedavi. Biz yaş grubunun genişletildiğini öğrendiğimizde Dubai'deki hastaneyle yazışmaya başladık. Çünkü her çocuğa uymuyor, her çocuğun bünyesine uymuyor. Biz 8 Temmuz'da Dubai'deki hastaneye gittik, Medicare Hospital'a gittik. Orada kanlarımızı verdik. Doktor bizi fiziki muayene yaptı. Geldik bir gün kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndük. 15 ya da 20 Temmuz'da biz o aradaki bir tarihte, net olmayan bir tarihte, şu anda hatırlayamadığım bir tarihte, tedaviye uygun olduğumuzu öğrendik. Ondan sonra şimdi şey süreci başladı. Valilik izni, Sağlık Bakanlığı, İdare Mahkemesi bu süreçte 75 gün sürdü. Maalesef bu noktada hem valilik hem Sağlık Bakanlığı hem İdare Mahkemesi bizi ciddi anlamda yordu. Nihayetinde 30 Eylül akşamı saat 5 civarı gibi valilikten İdare Mahkemesi kararıyla kampanyayı başlatabileceğimizi 3.4 milyonluk maliyetin şu anki maliyeti toplamak için bize kampanya başlatma izni verdi. Bugün 20'si 20 Ekim yaklaşık 19 gündür diyelim biz başladık. Şu anda %2'yi devirdik, %3'e doğru gidiyoruz kampanyanın total maliyeti noktasında. İlerlediğimizi düşünüyoruz. Yalnız dilerdi ki Sağlık Bakanlığı, dilerdi ki diğer kurumlar, sosyal bir devlet olan ülkemizde
bu tarz çocuklarımızın başta boranık olmak üzere çocuklarımızın tedaviye hızlıca ve kolay şekilde ulaşabilmesini biliyorduk ama maalesef geldiğimiz noktada biz ailece dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yöre kurumlarımızla, diğer STK'larla bir olarak bu tedaviye ulaşmaya çalışıyoruz. Ki ülkemiz ekonomik koşullarında da buna ulaşabilmemiz ne kadar kolay olacak, ne kadar zor olacak göreceğiz. Kamuoyundan, insanlardan, STK'lardan, bizi görüp duyan insanlardan bu kampanyaya ulaşabilmemiz için 3.4 milyon dolara ihtiyacımız var. Valilik iznini aldık. Yasal olarak biz bu süreci ilerletiyoruz. Çünkü başka bir aile olarak, dostlar olarak, arkadaşlar olarak bu parayı bizim toplama imkanımız yok. Sesimiz ne kadar çok geniş kitleye yayılır, ne kadar çok insana varırsa biz bu kampanyayı kısa sürede bitiririz. Boran'ı tedavisine kavuştururuz. Çünkü Boran şu anda DM'de hastası olup ayakta olan nadir çocuklardan birisi. Tedavimiz de ayakta olan çocukları kapsıyor. Sonraki süreçte yürüme bittiği noktada süreç farklılaşıyor, tedavi farklılaşıyor. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Boran yürürken, ayaktayken bu tedavi almamız çok önemli ve bunun için de bir an önce tedavi almamız gerekiyor.